Efendim Samsun'un nabzından iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz programımıza. Bu akşam Samsun'un nabzında 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu konuğumuz olacak. Osman Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Sinan Bey, sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, D-Smart 155 ve Teledünya 131. kanal üzerinden de yayınlarımızı izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda Osman Topaloğlu'na sormak istediğiniz soruları sosyal medya hesapları üzerinden arkadaşlar birazdan alt mantı olarak geçecekler, iletebilirsiniz. Aynı zamanda zamanımız yettiği süreler içerisinde Osman Topaloğlu'na canlı yayında da sorularınızı iletmenizle ilgili telefon numaraları da birazdan ekranda yer alacak. Osman Bey, 7 Haziran sonrası 1 Kasım'a hazırlanıyor. 19 Mayıs'ta hava nasıl? Buraya biraz tempolu geldiniz, koşuşturmacalı geldiniz. Evet. Sanıyorum SKM açılışından geldiniz. İsterseniz geriden başlayalım. Bugünkü SKM beklediğiniz gibi geçti mi? Ve 7 Haziran'ı nasıl algıladı? 19 Mayıs, 1 Kasım'da da nasıl bir öngörüye sahipsiniz? Öncelikle buradan sizlerin aracılığıyla, Haber Aks televizyonu kanalıyla tüm Türkiye'de ve dünyada bizleri izleyen, yurt dışında bizleri izleyen tüm hemşerilerimize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Geceleri hayırlı olsun. Programımız da hayırlı olsun inşallah. 7 Haziran seçimleri Türkiye'de, yani Güneydoğu hariç diğer 6 bölgemizde nasıl algılandıysa 19 Mayıs'ta ve Samsun'da da öyle algılandı. Genel bir düşüş var. Yani 81 vilayetin 81'inde de düşüş var. Yani bir vilayet diyemiyoruz ki 2011 seçimlerine göre bizim oyumuz arttı. Evet. Böyle bir şey yok. Bir yerde %3 düşmüştür, bir yerde %10 düşmüştür, %15 düşmüştür. Yani bu şu demektir, Türkiye'nin 81 vilayetinden aynı algı yaratılmış. Bundan dolayı bizim Samsun'un genelinde en az düşen ilçelerden bir tanesi. Evet. %6 civarında bir azalma oldu 2011'e göre. %74'ten 67'ye düştüğümüz oyumuz. Ama şunu söyleyeyim, biz 7 Haziran seçimler öncesinde de özellikle son bir ay, yani ikinci yarı dediğimiz 2 aylık dilimin son bir ayında bizler belediye başkanı ve ilçe başkanı, belediye meclis üyelerimiz, yönetim kurulumuz, gençlerimiz, kadınlarımız son bir ay iyi çalıştık. Çok iyi çalıştık yani. Dolayısıyla onun içindir ki birçok ilçemizde %10'un üzerinde düşme yaşanmışken bizde 6-6,5 civarında bir düşme oldu. Bu tamamen genel siyasetin ve medyada yaratılan algının, algı operasyonunun Türkiye'deki yansımalarının bize olan artçılarıydı. Yani 19 Mayıs'ta da böyle oldu, Samsun'da da böyle oldu. Birkaç cümleyle özetlersek, yani şuna bağlıyorum ben. 13 yıllık yaklaşık AK Parti iktidarında gerçekten çok büyük hizmetler sunduk. Yani gerek sosyal alanda, gerek eğitim alanda, gerek sağlık alanda, yollarda, inşaatta, yani adalet saraylarında çok büyük hizmetler sunuldu. Ama 3 seçim bizi çok büyük artışla, yani bir destekle, artan bir oranda bir destekle destekledi vatandaşımız. 2015 seçimlerinde de yalnız şu oldu, evet siz çok iyi işler yaptınız, yapıyorsunuz, doğrudur. Ancak artık biraz daha bizi düşünerek, işte emekliyi düşünerek, taşeron işçiyi düşünerek, çalışanları düşünerek, öğretmenleri düşünerek, yani sağlık çalışanlarını düşünerek biraz daha vatandaş kaynaklı, vatandaşa yansıyacak, refah düzeyini yükseltecek çalışmalar ve kanunlara yönelmeniz lazım diye bir mesaj verdiler. Bu bizim oyumuzu benim kendi kanaatimce %2-3 oranında düşürmesinin sebeplerinden biri budur. Bir diğeri Karadeniz bölgesinde ve Anadolu bölgesinde demokratik çözüm sürecine bakış açısını beğenmeyen, 2011 ve öncesinde bize oy veren milliyetçi arkadaşlarımızın oylarını uyarma niteliğinde geri almasından kaynaklanan bir %3 civarında da böyle bir oyumuz ki Milliyetçi Hareket Partisi'ne gitmiştir. Türkiye genelinde bu böyle olmuştur. Güneydoğu'yu hiç saymıyorum çünkü Güneydoğu'da normal bir seçim yapılamamıştır. %90'ında özellikle Taşra'da çok merkezi olan il merkezlerinin bazı noktaları hariç doğru bir seçim yapılamamıştır. Bunu herkes biliyor. Öyle mi? Tabii. Daha önce yani, bölgelerde de görev yaptınız. Öyle mi? Yani bölgelerde görev farklı, işte Güneydoğu'da görev yapmadım ama Güneydoğu'yu bilen ve gezen, özellikle Diyarbakır ve Mardin'e gidenlerden biriyim. Oraları ta 80'li yıllarından biliyorum. O yıllarda bu çalışmalar başladı. Yani o günlerde insanların
bazı insanların yarattıkları ortalıktaki kanı bugünlerin habercisiydi. Ta o günden, yani 28 yıl önceden bahsediyorum ben. Dolayısıyla buraya böyle bakmak lazım ve pazartesi günü Ankara'da genel merkez yerel yönetimlerimizin hazırladığı, yani yerel yönetimler istişare toplantısında yerel yönetimler başkanımızın da genel merkezde tartışılanlar olarak önümüze serilen 7 Haziran seçimlerinde ne eksik yaptık? Bunlardan bir tanesi buydu. Yani demokratik çözüm sürecini biz iyi niyetle taşıdık ama maalesef o bölgede bunu terör örgütünün taşırıldığını yapanlar maalesef bunu iyi taşımadılar. Yani o günün öncesinde biz seçimi barajı aşamazsak her taraf perişan olur, yıkarlar, yakarlar denildi. Baraj aşıldı, %13 oy alındı, 80 milletvekili çıkarıldı. Ama ona rağmen, demek ki onların da elinde ve kontrolünde değilmiş ki bu iş, ona rağmen seçimden bir ay sonra ortalık kan gölüne döndü. Siz bu 1 Kasım'da 6,5 milyon oyun ya da %13'ün akıbeti hakkında nasıl bir öngördünüz? Şöyle söylüyorum, Güneydoğu'da yaklaşık 11-12 ili kapsayan noktada bizim oyumuzun yükseleceğini düşünüyorum. Sandıklara biliyorsunuz artık güvenlik önlemleri var. YSK'nın aldığı bazı kararlar var. İşte her ne kadar Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı buna karşı çıksa da seçim güvenliği açısından sonuçta nihai kararı Yüksek Seçim Kurulu verir. Buna siyasi partiler müdahil olamaz, iktidar da müdahil olamaz. Dolayısıyla sandıklara sahip olabildiğimiz, güvenlik açısından sahip olabildiğimiz kadarıyla oyumuz yükselecek. Tam sahip olursak ve kendi derdimizi adaylarımız da değişti o bölgelerde. Çünkü biliyorsunuz yerel adaylar konulmadı. İddialar böyleydi. İşte Diyarbakır'da ilk 5'in içerisinde Kürt aday hiç yok dendi. 7 Haziran seçimlerinde. Şimdi bunlar hep değişti. Birçoğu değişti. Dolayısıyla yerele yönelik mesajlar verildi. Ve geldiğimiz noktada da aynı şeyi Samsun için de konuşabiliriz. Yani Samsun'da Bafra bölgemizdeki arkadaşlarımız dedi ki Bafra'dan Bafralı olan bir aday konmadı dediler. Yani biz izah ettik, Ahmet Bey oralıdır dedik, oradan bakan oldu dedik Refah döneminde falan ama sonuçta kabul etmekle birlikte, çünkü biz adaylar belli olana kadar mücadelemizi veririz demokratik olarak ama adaylar belli olduktan sonra mecburen birlik ve beraberliğimiz için biz böyle bir kültüre sahip siyasi partiyiz. Var gücümüzle çalışmak zorundayız. Mücadele adaylar tespit edilene kadardır. Ondan sonra ben küstüm, ben kırıldım falan hele gelen seçimlerde asla olmaz. Ama olmadı, bunu vatandaşa anlatamadık. Ve bunun karşılığında da Orhan Bey'i koydular 6. sıradan. Ben sadece bunun konmasından dolayı bile biliyorsunuz 900 oy, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin almış olduğu 450 oyu biz almış olsak biz 6 çıkarıyoruz. Tabii. Yani bir defa 6'yı ben şimdiden hayırlı olsun kazandığımızı düşünüyorum. Öyle mi düşünüyorsun? Evet. Ben şu anda öyle düşünüyorum. Çünkü az oy kaybetmedik. 70 bin üzerinde oy kaybettik. Evet, toplamda 94 bin oyla tek başına koalisyona gerek kalmadan iktidarı oluşturabilmek. Yani bu vardı. Şeydir. Bunu çok iyi irdelemek lazım. İrdeleniyor da bazı kanallarda ancak 94 bin oyla yaklaşık 30-40 milletvekili kazanabileceğimiz doğrudur. Aynı ama kazandıklarımızda da böyle 500 oyla 1000 oyla muhtemelen kaybedebileceğimiz de vardır. Onu da iyi göz ardı, evet. Şey yapmak lazım, evet. Göz almak lazım. Ancak ben o günden beri görüyorum. Geçen hafta Trabzon'daydım, Ankara'daydım, değişik vilayetlere gittim, Ordu'da kaldım. Giresun'da akşam kalmadım ama gün içerisinde kaldım. Buralarda kahvelerde yaptığım sohbetlerde gördüm ki 7 Haziran'da bir şekilde az önce bahsettiğim demokratik çözüme, yani daha doğrusu teröre, teröristlere verilen taviz, ki bu bir algıdır. Biz taviz falan vermiyoruz. Çözüme zarar gelmesin diye müdahale etmedik. Eylem yapmadıkları sürece yaptıkları nahoş hareketlere bizim askerimiz, polisimiz müdahale etmemiş olabilir. Ama bu tamamen sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesi içindi. Buna rağmen sabote ettiler. HDP sabote etti, PKK sabote etti. Ama şunu görüyorum. İnsanlar iktidar, yani tek başına iktidar olamamanın, hükümet kurulamamasının ülkeye verdikleri zararı fark etmişler. Fark ettiler. O zaman ben bunu gördüm. 1 Kasım'da Karadeniz'de bunu gördüm ama diğer bölgeler böyle midir? Bana göre Karadeniz'deki eksiklik tüm Türkiye'nin bütün vilayetlerinde 7 Haziran'da yaşandıysa bugün Karadeniz'de %3-5 puan en az bizim oyumuz yükselecek gibi gözüküyor her ilde.
Bu aynı zamanda Türkiye genelinde de yükseleceğini gösteriyor. Yani koalisyon seçeneği görmüyorsunuz. Ben görmüyorum. Cenab-ı Allah da göstermesin. Ben 1 Kasım'ı işte hep büyüklerimiz onu benzetiyor. Ben de aynısını diyorum. Bir namazın bir kere kazası olur. Kazasını kıldıktan sonra kazanın kazası olmaz. Dolayısıyla 1 Kasım seçimleri 7 Haziran seçimlerinin kaza namazını olarak kabul ediyoruz. Ve onun için de biz gece gündüz. Biz artık öyle AK Partililerin falan bir araya toplayıp da gelin şurada toplantı yapalım falan filanları bırakacağız. Yani SKM'lerimizi en geç pazartesine kadar, miting gününe kadar herkes açıyor. Ve salı sabahından itibaren aktif olarak programlı bir şekilde belediye başkanları dahil sahaya iniyoruz. Neler anlatılacak? Bunlar konuşuldu mu? Yani bunlar çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Pazar günü zaten Sayın Başbakanımız seçim beyannamemizi açıklayacak. Muhtemelen gittiğimiz yerlerde emekli olsun, çalışanlar olsun onun ağzından bir şeyler duymak istiyor. Pakette de böyle bir şeyler var. Yani 100 lira bütün emeklilere defaten şey ki biliyorsun bir ikramiyeden fazla demek yani. Yani 1000 lira maaş alan bir emeklinin senede 2 kere ikramiye vereceğim diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemlerine itibar etti. Gördük çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir oyu maalesef HDP'ye kaydı. Bunları gözlerimizle gördük. Yani aşırı sol olanlar daha önceden CHP'ye destek verip ama aşırı sol olarak kendini görenler maalesef HDP'ye oy verdiler. Dolayısıyla en az 1-2 oyu HDP'ye gitmiştir seçimlerde daha önce aldığı Cumhuriyet Halk Partisi. Bu demektir ki %25'lik oyu adam sabit kaldıysa normalde herkes kendi partisine oy vermiş olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi oyu %27 civarında olacaktı. Bu demektir. Ama insanlar şunu düşündü. HDP'ye AK Parti iktidardan düşürebilmenin en kolay yolu HDP'yi %10 üzerine çıkarmaktır. Biraz fazla kaçtı dozu ama o öyle düşündü. Birbirini tetikledi. Enerjilerden sinerji doğdu. Sosyal medyadan, normal televizyonlardan, gazetelerden pompalandı. Paralel yapıyla da birleşti ve ortaya böyle bir tablo çıktı. Memnun mu insanlar? Kimse memnun değil. Ya aynı sonuç bir daha çıkarsa Osman Bey nasıl bir Türkiye? Ben aynı sonucu beklemiyorum. Vatandaşımızın da sağduyulu olanların %80'inin 90'ının aynı sonucu beklemediğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek olanların da böyle bir tabloyla karşılaşmak istemediklerini biliyorum. Yani biz 19 Mayıs'ta tartışıyoruz. Ya biliyorsunuz ki partiniz iktidar olamayacak. Siz de bir tuğla koyun da bu inşaatı sağlam yapalım. Ne olur yani bu şey değil. HDP'ye giden oyları tekrar kendinize geri mi çevirin? Güneydoğu'dakilerin büyük bir bölümü yani bize daha önceden 2011, 2007, 2002'de oy verenlerin büyük bir bölümü hepsi olmasa da, hepsine ulaşılamasa da, her yerde güvenlik sağlanamasa da ama büyük bir bölümünde önce güvenliği sağlayarak millet devletine güvendiğini, devletin kendini sahiplendiğini eğer o gün sandık günü, sandığın öncesinde siyasi çalışmalarda ortaya koyabilirse adaylar güzel çünkü şimdi. Şimdi aday eskiden ithaldi. Adam gidiyorsun Kürtlerin yoğun olduğu bir mahalleye ama aday ya Zaza ya Türkmen şey olmuyor. Adam kendinden kabul etmiyor. Dolayısıyla bu yanlıştan dönüldü ve çok güzel bir liste oluştu. İnşallah bu aynı 2011 seçimleri gibi bize sağlıklı bir sonuç doğuracak. Tek başına iktidarı biz de ben işin açıkçası 300'ün üzerinde milletvekili bekliyorum. Böyle 280-290 falan olursa da sıkıntılı bir süreç yani. Milletvekillerinin sınırda olması da çok sağlıklı bir şey değil. Tabii. Bunun sonuçları için çok fazla zamanımız kalmadı zaten. 1 Kasım sonrası. Kapı dolaşıp 2015'in 7 Haziran'da bize oy vermeyen insanların tamamını bilemesek de en az yarısını biliyoruz kimler olduklarını ve bizler ailelerimize ulaşıp dört bir koldan inşallah birer birer üstüne koya koya oylarımızı artıracağımızı düşünüyorsunuz. Değerli izleyiciler, 362-233-3354 numaralı telefondan Osman Topaloğlu'na canlı yayında sorularınızı iletebilirsiniz. Bir son dakika gelişmesi, Irak'ta kaçırılan 16 işçi Türkiye'ye geldi. Evet, az önce haberlerde izledik. Bunu paylaşmış olalım. Evet. Peki Osman Bey, şimdi 19 Mayıs deyince aklımıza İstanbul ve Eskişehir'den sonra özellikle sivil havacılık anlamında çok önemli bir fakülte geliyor. Çok fazla üzerinde durulmuyor ama 17 tane ilçesi içerisinde bu 19 Mayıs'a ayrı bir renklilik katıyor. Konuşacağımız çok şey var. Kuş Cenneti yine sizin sınırlarınızın içerisinde devam eden bir sahil yolu var. Bunlar yine sizin
sınırlarınızın içerisinde meteoroloji fakültesi yeni öğrenci almaya başladı evet, galiba. Bu yıl aldı. Bu Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 2. senesini doldurdu. Bu nasıl bir etki yaratıyor 19 Mayıs'ta? Şimdi öncelikle tabii bu fakültelerin Uzay Bilimlerini Fakültesinin 19 Mayıs'a gelmesine katkıda bulunan her kim varsa başta rektörümüz Hüseyin Hakan değil mi? Ona teşekkür etmek. Ona teşekkür ediyoruz. Ferşat Hoca'ya, Ferşat Kolbakır Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Burada sivil havacılığın başlangıcının temelinde Ferşat Hoca'nın hobisi gelir. Yani sivil havacılığa olan ilgisi gelir. Dolayısıyla onunla birlikte başladı. Ferşat Hoca bizden önceki yerel yöneticilere, biz belediye başkanı değilken de bunu 2008 yılında götürdüler. Burada sivil havacılık, daha önceden havaalanı var. Havacılık kulübü burada sivil havacılık faaliyetleri yapmış. İşte tek motorlu uçaklar, planörler falan buralarda uçtular. Bizler buralarda 10-15 kişi amatör olarak bu işleri yaptık. Bunu profesyonel hale getirmek için burada bir sivil havacılık yüksek okulu kuralım. Bize yardımcı olun dediler. O gün Ferşat Hoca'nın ağzından 2009 yılında dinlediğim bize geldiği zaman o günün yerel yöneticilerin söylediği şey şu: siz hayal görüyorsunuz. 19 Mayıs gibi bir ilçeye, küçük bir ilçeye kimse yüksek okul ya da fakülte vermez. Dolayısıyla ama gelinen noktada biz öyle şeyler düşünüyoruz ki acaba ileride hani Bafra'da Kızılırmak Üniversitesi, Çarşamba'da Yeşilırmak Üniversitesi diye acaba iki ayrı üniversite kurulabilir mi? Nin çalışmaları ve söylemleri yapılırken biz Kızılırmak Üniversitesi'nin en uygun kurulacağı yerin bir teknik üniversite bağlamında bundan 10 sene, 20 sene sonra 19 Mayıs'ta olabileceğini ta ilk günden 5 yıl önceden söyledik. Bize hayal görüyorsunuz dedi. Bir defa hayal edeceksiniz. Yani siz bir şeyi kurgulamazsanız, bir şeye amaç edinmezseniz hiçbir şey yapamazsınız. Tabii. Ama hayata geçti bu havacılık. Özel bir önce sivil havacılık yüksek okulunu kurduk. Sivil havacılık yüksek okulu söyleyince millet zannediyor ki 2 yıllık meslek yüksek okulu değil. 5 yıllık okul, 1 yıllık hazırlığı var. Hazırlığı okumak mecburi. Evet. Yani buradan yetişecek olan eleman teknik anlamda İngilizceyi bilmesi gerekiyor. Yani bugün belki bir Boğaziçi, belki bir Bilkent, belki bir Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi çok böyle faal yetişmiş noktada. Çünkü biliyorsunuz bunlar öğretim elemanlarıyla olan şeyler. Ancak en azından bir yıl zorunlu İngilizce okumak zorunda ya da çok üst düzey 70'in üzerinde sınavdan puan alıp da geçebilmek durumunda ancak arkadaşlarımız. Dolayısıyla ciddi bir yüksek okul. 5 yıllık fakülte ayarında bir yüksek okul. Ve ilk mezunlarını geçen yıl verdik biz. 5. yılında ilk mezunlarını geçen yıl verdik. Son derece de gurur duyduk. Ve hepsinin işi hazır. Evet, onu söyleyecektim. Bunlar teknik eleman, işte havaalanları, yer uçak gövdesi, yer hizmetleri. Yani bunların hepsinin kalife şu anda eleman, hepsi de, tabii, evet, yaklaşık 34 öğrencimizi mezun ettik ve 34 öğrenci bugün ya da askerlik sonrasında falan hepsinin iş sahibi hazır ve hepsi de işe başlarken en az 3000 lira 4000 lira civarında maaşla başlıyorlar. Bunlar önemli şeyler. Yani birçok okuldan mezun olabilirsiniz. Yani küçümsemek gibi değil. Tonlarca üniversite mezunu bugün bir yerlere atanabilmek için ya da bir yerlere de işe girebilmek için bekliyor. Evet. Üniversite mezunu olmak güzel bir şeydir. İlla iş sahibi adam, bizde ziraat mühendisi meclis üyemiz vardı ama adam kalebodur ustalığı yapıyor. Niye yapıyorsun diye sordum. Ya ben dedi bundan zevk alıyorum. Ben işim bu dedi, ziraat mühendisi yapmak istemiyorum. Onu okul, yani üniversite okumak için okudum. Kaldı ki havacılık alanında Türkiye son dönemlerde çok ciddi bir mesafe kat etti ve kalifiye elemanlara ciddi anlamda ihtiyaç var. 19 Mayıs'ta Eskişehir ve İstanbul'dan sonra sivil havacılıkta ve havacılık dalında önemli merkezlerden birisi olacak. Buna çok önemli katkıları var. Eski Gençlik ve Spor Bakanımızın Suat Kılıç Bey'e çok katkıları var. Bütün hükümetimizin, bakanlarının özelleştirmenin oraya Maliye Bakanı'nın devredilmesinde çok büyük katkıları var. Daha önceki Başbakanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımızın bunlarda imzaları var. Başta bahsettik, Hüseyin Akan Bey'in çok büyük katkısı var. Hüseyin Akan Bey de baştan inanmamıştı, şöyle inanmamıştı. Yani bize külfettir bu dedi. Yani yapmayın Ferşat Hoca'ya. Yani tıptan kazandığımızı biliyorsun, döner samayı tıptan kazanılıyor doktoradan. Buralara aktarmayalım, etmeyelim falan dediler ama bugün gelinen noktada kendisi de buna iyi ki yaptık. İnsansız hava aracının modelini yaptılar. Evet, ondan bahsedecektim. Bu ileride seri üretime geçecek. Ama anlatıyorsun insanlara, yok ya diyor, doğru konuşmuyor bunlar diyor. Gidin sorun o zaman. Evet, bunların hepsi yani onun için bunlar önemli şeyler.
İnşallah 3 sene sonra da uzay ve uçak bilimleri fakültesinden uzay ve uçak mühendisi mezun olacak. Havacılık bu uzay bilimleri fakültesinde şu anda 200 öğrenci var. Bildiğim şu anda ikinci sınıfı 40-80 öğrenci var. 40 öğrenci meteoroloji fakültesi yeni açıldı bu sene. Evet. O da o kampüsün içerisinde. Şu anda 120 öğrenciye yakın fakültede var. Ama yaklaşık 35 öğrenciden 4 sınıf 140 öğrenci de Sivil Havacılık Yüksekokulu'nda var. İlk mezunlarını geçen yıl verdik. 140 öğrenci de orada var. Yaklaşık olarak 260 öğrenciye ulaştık. Bu öğrencilerle görüştüğünüz zaman ne diyorlar? Barınma ile ilgili sorunları ya da barınma ile alakalı sorunlar var. İşte bu yıl hizmete giren 400 kişilik öğrenci yurduyla birlikte aşıldı. Bu konuda da yine her iki Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yani şimdi burada da şunu söylemek istiyorum. Yani biliyorsunuz Samsun'daki bütün ve Türkiye genelindeki gençlik ve sporla alakalı ilk dönemdeki bütün projeler hep Suat Bey zamanında yapıldı. Evet, şimdi de Çağatay Bey zamanında müthiş projeler var. İşte eski yarım kalan projeler tamamlanıyor. Eyvallah. Ama yani sonuçta biz bunları anlatırken bunların ismini vermezsek haksızlık etmiş oluruz. Bu bir onları öne çıkarma siyaseti değil. Sonuçta aday bile değiller. Ama hakkı teslim etmek lazım. Hakkı teslim etmek onu lazım. Onu söylemem lazım diyorsunuz. Yaklaşık 13 senede doğru rakam mı tam teyit etmek için söylüyorum. 300 milyon TL civarında bir 19 Mayıs yatırım aldı. Evet. Bu çok muazzam bir rakam. Tabii burada dediğiniz gibi bu siyasetçilerin çok ciddi katkısı olmuştur. Peki 19 Mayıs deyince yine aklımıza Yeşil Yol'la ilişkili bir durum geliyor. Çok da tartışılıyor aslında bu. Yeşil Yol'un başlangıcı 19 Mayıs, sonra Nebihan ve arkasından Kavak'ta devam ediyor. Bu çalışmalarla ilgili neler yapılıyor? Siz bu tartışmalarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şimdi tabii tartışmalar Artvin'in yaylalarından başladı. Epeyce bir gündem oldu falan ama ben şunu söyleyeyim. Bir defa bu yollar oralara devlet el koyuyor anlamında bir algı operasyonu gibi medyadan yayınlanıyor. Bunlar doğru şeyler değiller. Biz ülkemizi tanıtacaksak, buraya yerli ve yabancı turistlerin gelmesini bu bölgelerimize sağlayacaksak, Uzungöl'de ne var? Ben aslen orada doğdum. Çok iyi biliyorum. Ben gittiğim zaman bana hiçbir farklılık göstermiyor. Niye? Oraları biliyorum. Ama Uzungöl'e bugün, geçen yıl 700 bin turist gitti. Samsun'un bütün ilçeleri dahil Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin tespit ettiği iç yabancı ve yerli turist sayısı 300 bin. Geçen yıl 2014. Sadece Uzungöl'ü ziyaret edenler 730 bin. Ne var orada? Bir şey yok. Pazarlama bu. Doğal bir göl var. Ve yıllarca da çok kirliydi. Şimdi son yine AK Parti döneminde temizlendi. Orada aşağı yukarı 3 milyon liraya küçük bir yer olmasına rağmen kanalizasyon yapıldı falan filan. Pislikten temizlendi oralar. Balıkçılık yasaklandı orada. Ve doğal haline döndürüldü. Bir ara betonarme binalara dönüldü. Onlar yasaklandı. Ve gidiyor insanlar. Akşam da ışıl ışıl oluyor. Çok güzel. Oralarda yöresel ürünler satılıyor. Bilmem ne yapılıyor. İnsanlar o dağ havasında sahilde sıcaktan yanarken orada iki yorganla birlikte ya da sobanın başında, yanan bir sobanın kuzinenin başında işte çam ağaçlarından yapılmış bir ahşap bir otelde kalıyorlar iki gün, üç gün bayram süresince. Hoşlarına gidiyor. İnsanlar oksijen alıyor. Yani bunlar önemli şeyler. Bunu biz Samsun'da da yaratabiliriz. Yani Samsun'un belki gölümüz yok Nebihan'da ama 1,5 yıl sonra tamamlanacak olan onu da şimdiden bahsetmiş olalım. 19 Mayıs barajının yaratacağı güzelliği, o görsel dinamizmi Nebihan'a gelen turistler oradan gölü seyredecekler. Peki bununla ilgili de çok soru geliyor çünkü Nebihan'daki dağ turizmini canlandırma bir iradesini ortaya koydunuz fakat yolla ilgili ciddi şikayetler var. Evet. Yol yapılıyor mu, yapılacak mı ya da neler oluyor bu son? Yolla alakalı sıkıntı var. Bunun Büyükşehir Belediye Başkanımız da bunun farkında. Hatta kendisi bundan yaklaşık 15-20 gün önce kendisi bizden habersiz bir izcilik kampına çıktı. Oradan aşağı doğru gelirken yolu bir şey yaptı. Beni oradan daha yolun ortasındayken yani Esentepe köyünün oralardan aradı. Dedi ki Osman Bey dedi ben dedi yolu gezdim dedi burada dedi böyle
Bunun dedi hiç böyle göz ardı edilecek bir yanı yok. Madem bu kadar önem veriyoruz Nebiyan Dağı'na, madem turistik bölge ilan edildi, madem burası bizim yeşil yolumuz, biz dedi şimdiden çok fazla paylaşma, biz paylaştık vatandaşımızla ama çok fazla paylaşma ama çok kısa bir zaman içerisinde, bu yılın içerisinde oranın orasını beton yolu yapacağız. Öyle mi? Bütün yolu? 28 kilometreyi beton yolu yapacağız. Ben az önce gelmeden önce görüştüm bizim şube müdürümüz arkadaşla. 2-3 gün içerisinde yani cuma ya da cumartesi günü Çetilipınar rampası dediğimiz, onu deyince oradaki insanlar anlar. Yani bizim ilk köyün başlangıcından itibaren ki yamaç yol, şu anda orası sökülmüş ve stabilize duruyor. Orada yaklaşık bir 700 metre. Önce orası beton yapılacak ve ondan sonra da önce sökülmüş olan yerler beton yapılacak. Yaklaşık toplamı bir 4-5 kilometre. Daha sonradan da düz araziler kuru betonla, yamaç araziler de hasırlı demirden örülmüş betonlarla inşallah 3-4 ay içerisinde bitirilmiş olacak. Bu çok güzel bir haber. İzleyicilerimize paylaşmış olalım. Bunun dışında yine Samsun'dan başlayıp devam eden bir sahil yolu projesi var. Kuş cenneti için bir birlik oluşturuldu. O birliğin de siz üyesisiniz. Bu yolla ilgili son durum nedir? Şu anda bildiğim kadarıyla Dereköy Limanı'nda bitti. 2016'da tekrar başlayacak. Evet. Bu nasıl etkileyecek sizin hayatınızı 19 Mayıs'ta? Tabii şu var. Karadeniz bölgesinde, Doğu Karadeniz'de insanlar bu yeşil yolun yapım çalışmalarında nasıl geldiler, kendilerini iş makinelerinin önüne attılar, işte istemiyoruz falan filan. Niye? İnsanların yaylalarında kendilerine göre bir hayat kurguları var ve bu hayat kurgularına, düzenlerine bağlı olarak da 10 yıllardır, yani 50 yıldır, 100 yıldır Artvin'in yaylalarında yaşıyorlar. Ona karşı geldi orada insanlar. Şimdi burada da şimdi bir doğal hayat var. O kadar enteresan bir yer ki Yörükler, özellikle Geleriç Mahallesi dediğimiz, yani Yörükler merkezden köprü var. Köprüden Kuş Cenneti'ne doğru geçtiğinizde ki 8,5 kilometre boyunca sıcak asfalt, Büyükşehir Belediye'miz DOKAP destekli burayı yaptı. Sıcak asfalt. Hatta orayı görenler o kadar güzel oldu ki, ya şimdi gidiyor vatandaş, adam diyor ki ya tamam orayı yaptınız eyvallah da bizim mahalle ne zaman yapılacak? Zannediyor ki biz sıradan başladık mahallelere sıcak asfalt dökmeye. Doğrudur. Belki 10 yıl sonra 19 Mayıs'ın bütün köylerin mahalleleri hep sıcak asfalt ya da beton olacak. Bu doğrudur. O 8,5 kilometreden sonra da bir 4 kilometre kuru beton yaptılar. Kuru betonun yapmalarının nedeni maliyetinin hem düşük olması hem de oradaki tabiatın doğasına uygun olması. Biraz normal diğer harçlı beton doğaya uygun değil. Doğaya aykırı bir şey oluşturuyor ve oradaki doğal yaşamı etkiliyor. Kuşları etkiliyor, balıkları etkiliyor. Dolayısıyla o sıkıntılı olduğu için hem de daha da uygun, maliyeti de düşük, beton demir olmadığı için. Bu kuru betonla 4 kilometresi bizim sınırlardan yapıldı Fener'e kadar. Şimdi Doğanca tarafından müteahhit firma yapıyor. Yaklaşık bir 10 gün içerisinde bu işi tamamlayacak ve ondan sonra da işte Nebiyan yoluna geçecek aynı firma. Şimdi bu sahil, Menderes Bulvarı'ndan giden sahil bulvarı önce biliyorsunuz dolgu, bazı yerlerde dolgu, bazı yerlerde kazı çalışmalarıyla Dereköy Limanı'na kadar 2014'ün yazında yapıldı. Betonarme çalışmalara başladılar. Belli bir bölümünü beton döktüler. Ancak daha sonradan dava açıldı. Mimarlar Odası tarafından bir dava açıldı. Tabii mahkeme sonucunu incelemek için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Doğrudur. Bu yürütmeyi durdurma kararı vermiş olması bir mahkemenin bu işin yapılmayacağı anlamına gelmez. Sadece bir durun bakalım. Burada böyle bir şikayet var. Bunu bir durdurun, bir inceleyelim kardeşim der. Ve nihayetinde de sonuçta da bunu kaldırdılar daha sonra. Daha sonradan farklı davalar açtılar ama beton işini tamamladılar. Şimdi bunun, bu yol 24 metre eni var. Orada yapılan yol 10 metre. Şimdi bunun kaldırımları var. Ayrıyetten yürüyüş koşu bandı dediğimiz bir bant var. Yani bunu özel pist olarak şey yapıyorlar. Pistet yolu gibi. Bir de etrafında, her iki tarafında ağaçlandırmalar, çiçeklendirmeler ve ışıklandırmalar var. Yani bir yerin güzel olmasını kim istemez? Dolayısıyla burada benim anladığım kadarıyla İnsanlar birbiriyle konuşurken, birbirleriyle tartışırken samimi değiller. Herkes kendine göre siyaset yapıyor. Oysa hizmeti engelleme adına siyaset yapılmaması lazım. Bence Türkiye'nin de Samsun'un da bazı noktalarının geri kalmasının sebeplerinden bir tanesi işte yerel yönetici. 19 Mayıs Belediye Başkanı niye başarılı olsun kardeşim? Niye bu hizmeti? Gelin buna eylem yapalım. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı niye başarılı olsun kardeşim?
birisi veriyor farklı ideolojiden bir gaz, dava açılıyor, eylem yapılıyor, kadınlar çocuklar oralara konuluyor falan, böyle sıkıntılı işlere sürükleniyor. Peki siz şimdi böyle diyorsunuz, acaba 19 Mayıs'ta bu çalışmalar, sizin çalışmalarınız ne ve başkana mesajlar ne, bunları bir izleyelim. Evet. Sokak röportajları var, sonra kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Memurum, el etmeye gerek yok. Allah razı olsun. Peki bu çalışmalar hakkında neler söyleyeceksiniz? Güzel çalışıyor, ne söyleyeyim? İyi, iyi adama iyi deriz. Bu adam iyi. Emminiz yani, iyi görüyor. Peki belediye başkanına iletmek istediğim bir mesaj var mı? Evet. Yeri geldiği zaman da gideriz, yaparız. Görüyoruz yani, görüyoruz. Teşekkür ederim. Bazı yerlerde iyi, bazı yerlerde vasat buluyorum. Vasat iyi bulduğum yerler, denetimler iyi, fena değil ama yapılan kontrollerde falan fazla şey yapılmıyor. Çevre temizliğine, düzenlenmesine pek dikkat edilmiyor. En azından bir terminalimiz daha iyi yok yani. Bu terminal sıkıntımız var. Çok iyi buluyorum. Başkanıma tebrik ediyorum. Hiçbir sorunumuz yoktur. Her bir sorunumuz olduğu zaman gelip hizmetlerimizi yapıyor. Allah razı olsun. Peki başkana iletmek istediğiniz bir mesaj var mı bundan? Hayırlı çalışmalar, başarılar diliyorum. Vallahi çok güzel çalışıyor belediye başkanımız. Durumları kötü olanlara bile inanılan kusan yardım ediyor. Bütün erzaklarında kapılanıyor. 30 Ramazan'da herkesin kapısına erzak yollamış. Böyle durumları kötü olanların. Böyle bildirmişler muhtarlara. Allah ondan bin bir kere razı olsun. Peki başkana iletmek istediğim bir mesaj var mı burada? Başkana ne söyleyeyim ben abi? Allah ondan razı olsun. Garibanlara bakıyor. Helal olsun. Garibanlara bakıyor adam. Teşekkür. Yoksul adamlara bakıyor. Başkanımız bir tanedir 19 Mayıs'ta. Yani bir ihtiyacımız olduğu zaman gittiğimiz zaman şey yapıyor, ilgileniyor. Ya yani işimizi yapıyor yani, bir işimiz. Çok güzel arkadaşım, çok güzel. Çalışmalar hakkında neler söyleyeceksiniz? Bir şey diyemeyiz daha onun üstüne bir şey yok yani. Çok güzel. Çalışmalar hakkında neler söyleyeceksin? Ya adam kendi şeyine göre çalışıyor. Peki, gücüne göre çalışıyor. 19 Mayıs Belediye Başkanı'na iletmek istediğim bir mesaj var mı? Canının sağlığı. Ben mi? Memnun değilim. Peki başkana iletmek istediğim bir mesaj var mı? Yok. 19 Mayıs Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musun? Memnunuz. Çalışmalar hakkında neler söyleyeceksin abi? Çok iyi durum yani. Çalışmasından memnunuz yani. Bir sıkıntı yok. Normal buluyorum. Peki başkana iletmek istediğin bir mesaj var mı? Başkana iletmek istediğim var tabii. Biraz daha duyarlı olmasını istiyorum. Çok iyi buluyorum. Çalışmalar hakkında neler söyleyeceksin? Hep iyi söylerim. Peki başkana iletmek istediğin bir mesaj var mı? Başkanıma çok selamlarımı söyle. Çok güzel, başarılı buluyorum. Gördüğünüz gibi hükümet konağının önü yapılıyor. Bunun gibi birçok yerlerde çocuk parkları ve mahalle aralarında sakinlerin istirahat edebileceği yerler yapılıyor. Bunun gibi belediyemiz hizmetler yapıyor. Peki başkana iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Başkana iletmek istediğimiz mesaj, bu caddelerimizin bir an önce modern bir hüviyete kavuşması. Bunu çok ivedilikle istiyoruz. Ta göreve geldiğinden beri bu programında zaten başkanımızın. Bunu artık hayata geçsin diye bekliyoruz. Çok gecikmiş bir hizmet bu. O konuda hem istiyor hem de ikaz ediyoruz geciktiğine dair. Başka diyecek bir şey yok. İyi çalışıyor yani. Seviyoruz arkadaşımız. Fevkalade güzel. İyi. Yani belediyenin şu andaki faaliyetleri gayet güzel. Mahallelerimiz, şeylerimiz dört dörtlük şu anda. Böyle yapılamayan, edilemeyen şey biraz yollarımız böyle bir anormal bir şekilde bozuktu. O da altyapının yapılmasından dolayı yollar otursun diye bekledi. Şu anda dört dörtlük asfaltlarımız. Yani böyle zamanınız olsa da çekebilseniz oraları. Yani güzel yollarımız da yapıldı. Birkaç ay önce köy yolları hakeza. Öyle güzel yani. Şu anda böyle bir şey durum yok. 19 Mayıs Belediyesi'nin çalışmaları çok da iyi değil işte. Böyle her yer. Sokaklar temiz değil.
Diğer işleri bilmiyorum. Görünenler o yani. Sokaklarda biraz daha titiz olsalar daha iyi olacak. Çok iyi buluyorum. Gayet memnunum. Çalışıyor, görüyorsunuz etrafı işte yolları falan, ara yolları, sokakları, mokakları gayet sahili mahili gayet temiz. Hoşumuza gidiyor. Memnunuz yani. 19 Mayıs Belediyesi'nin çalışmalarını iyi buluyoruz. Şu ana kadar bir şeyimiz yok yani. Bir problemimiz yok. Veyahut da arzu edip de şey demediniz mi, herhangi bir hizmetimiz olmadı diye bir şey yok yani. İyi. Problemimiz yok yani. Evet, 19 Mayıs'ta yaşayan vatandaşların başkanın yaptığı çalışmalar, belediyenin yaptığı çalışmalar ve başkana mesajlarını hep birlikte izledik. Enteresan bir şey oldu değerli izleyiciler. VTR'yi izlerken başkan isimleriyle vatandaşların kimler oldukları ile ilgili detay bilgiler verdi. Şaşırdım ben de gerçekten de. Bu niye böyle? Daha önce çok karşılaştığımız bir şey değildi. Yani 19 Mayıs çok da küçük bir yerde değil. Bunun sebebini soralım. Evet. Hem de bu esnada çok ciddi telefon aldık. Kuş Cenneti Fener Yolu üstündeki evlerin yıkımıyla ilgili sorular geliyor. Evet. Bununla ilgili de cevap istiyorlar. Buyurun. Öncelikle bütün vatandaşlarımıza, bizi eleştirene de, bize takdir edene de hepsine çok teşekkür ediyoruz. Zaten herkes takdir ediyorsa bir sorun var demektir. Yani mutlaka bazı yerler, şimdi bazı insanların oturduğu sokaklar daha temizdir belki şey olarak. Belki kenar mahallelerde ulaşamadığımız ya da az görevlilerin eksiklerinden dolayı eksik yaptığımız şeyler vardır, hizmetler vardır. Dört dörtlük olmak mümkün değil. Yani sonuçta insanız, hepimizin eksikleri var. Evet. Önemli olan artılarımızın eksilerimizden fazla olmasıdır. Ben onu gördüm, onu tespit ettim. Teşekkür ediyorum herkese. Vatandaşlarımızın ben 25 bin vatandaşımızın özellikle 15 yaş üzerinde olanlarının erkek olanlarının tamamını hiç bilme, ismini hatırlamasam hangi köylü olduğunu. Birçoğunun ismini hatırlayamadıklarımın soyadını mutlaka hatırlarım. Çünkü ben 6,5 yıldır belediye başkanıyım. 6,5 yıldır bizim kapımız açık. Bizim için her gün öğlene kadar halk günü. Her gün. Her gün. Saat 12'ye ya öğlen namazına çıkana kadar halk günü. Kapı ardına kadar açık. Sadece salı ve perşembe günleri encümen toplantımız var. 1 saat 9'da 10 arası. Onun haricinde benim kapı hiç kapanmaz. Randevuya gerek yok. Herkes geliyor, derdini anlatıyor. Evet, birkaç şeyle de ve sorunu çözüyoruz. Tanıklık ettik. Bundan kaynaklanıyor. Bundan kaynaklanıyor. O vatandaş da bizi tanıyor. Biz de vatandaşımızı tanıyoruz. Ya bir belediye başkanından başka ne bekleyebiliriz? Yani biz öyle belediye başkanları gördük. Evet, kapısı açıktır. Öyle olduğunda iddia eder. Ama önce güvenlikten geçeceksiniz. Güvenliği vardır mutlaka. Güvenliği yoksa makam şoförü önce bir dur der. Daha sonradan sekreteryası vardır ya da özel kalem müdürü vardır. Onun odasına geçeceksiniz. Kapı açık olmakla birlikte hemen içeriye giremezsiniz. Bizde öyle bir şey yok. Gelirler, sekreteryanın yanında kapı açık. Başkan içeride mi değil mi? Başkan içeridedir, buyurun. Bravo. Tebrik tamam. ediyoruz. Bu yani uygulaman... bundan dolayı bu kadar tanınırlığımız yüksek. Onun için isimleriyle ben muhalefet olsun olmasın, bana oy versin vermesin. Bugüne kadar o belediyeden geriye boş dönen yapabileceğimiz ama gücümüz nispetine gerek bireysel yapacağım, gerekse kurum olarak yapacağımız ne varsa bugüne kadar yaptık. Ben onun için yerel seçimlerde şuna üzüldüm mesela. Gerçi çok büyük problemlerimiz oldu. Yani birçok arkadaşımız farklı sebeplerden dolayı karşı taraflara geçtiler falan ama bunlar konuşulacak şeyler. Biz onları geride bıraktık. Biz 1 Kasım'da bir oya ihtiyacımız var. Onun için biz nefsimizi falan filan bir kenara bıraktık. Bütün arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. 30 Mart öncesinde bizimle birlikte siyaset yapıp, belediye başkanlığı yapıp, il yönetiminde çalışıp, il başkan yardımcılığı yapıp, ilçe başkanlığı yapıp, il genel meclis üyeliği yapıp, belediye meclis üyeliğinde bizimle birlikte çalışıp, sonra yollarını... 30 Mart'ta bize karşı olanlar. Oldu mu? Çok. Bir cephe oldu. Yani bugün Türkiye'de ne AK Parti'nin karşısında oluştuysa bizim de onun küçük ölçekli bir durumunu düşünün. Sadece medya yok. Onun haricindeki her şey var. Ve kendi arkadaşlarımız. Önemli değil. Orada şahıs şey olan bendim. Konusu olan bendim. Ama şimdi konu Osman değil. Osman %51 oy aldığı zaman kazanır. Veya Ahmet Mehmet kimse aday. Ama AK Parti'nin desteğe ihtiyacı var. AK Parti'nin istikbaliyle Türkiye'nin istikbali bugün örtüştü. Örtüştüğü için. Bunu gördük bu 3 aylık süreçte, 4 aylık süreçte.
hükümet kurulamamasının verdiği sıkıntıyı, ülkeye yarattığı ekonomik ve siyasi sıkıntıyı, insanlardaki psikolojik bozukluğu yarattığı sıkıntılı ortamı hepimiz gördük. Bunu herkes gördü. Ve bugün hangi köyde %95 oy alıyoruz, 10 tane oy gidiyor başka tarafa. Bugün adam geliyor diyor ki başkanım biz 7 Haziran'dan daha yüksek oy alacağız. Ya bunun yükseği %100 ya da %97. Bunu yapabildiğimiz, bunu bu heyecanda olan bir vatandaş var. Sağ olsun muhtarlarımız var. Sağ olsun temsilcilerimiz var. Dolayısıyla ben bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Ya bu buğz yapma nefis şey meselesi değildir. Biz hepsini davet ediyoruz. Buradan daha iyi davet yeri olabilir mi? İşte 78 milyon insan bizi izliyor. Buradan davet ediyorum. Bizim gurur yapmaya gerek yok. Biz de gideceğiz kendilerine. Ama lütfen gelsinler, çalışmalara katılsınlar. Onlardan da yani AK Parti'den uzak durarak yarın AK Parti'de bir yerlere gelemezsiniz. Bu önemli. Bunu belirteyim. Belirtmek istediğiniz özellikle mesajlar yerine gitmiştir herhalde. Evet. Bu yörüklerle alakalı. Evet, Kuş Cenneti, Fener Yolu üstündeki evlerin yıkımı ile ilgili, evet, çok. Yani o bugünün güncel konusu ama yıkım yapıldığı için güncellendi. Bu kadar haber oldu. Ancak şunu söyleyeyim bakın. Ben o bölgeden bize onlarca yazlık sahibi bana geldiler. Ben kendilerine yapmaları gerekeni söyledim. Biz bir yıldır, yani 30 Mart'tan sonra bize geçti oralar. Yörükler Belediyesi'ne aitti. Yörükler Belediyesi 93 yılında bunların hepsine ceza kesti. Yani inşaat cezası 151'inin var. 184 tane falanlar ama 151'ine inşaat cezası kesildi. Hmm. Ama yıkım gerçekleştirilemedi. Hmm. Gerekçe olarak da ortaya araç gereç yok, eleman yok falan türünden bugüne kadar geçiştirildi. İnsanlar yaklaşık 20 yıldan fazla süredir orada yaşadılar. Yazın geldiler kaldılar. Yazın kalınıyor orada. Kışın kullananlar da var. Ancak bakın bu Yörükler halkının bir sorunu değildir. Bunu iyi ayırt etmek lazım. Sapla samanı iyi ayırt etmek lazım. Yörükler halkının kılına, bir tanesinin kılına hiç kimse zarar veremez. Buna Büyükşehir Belediye Başkanımız da dahil. Ancak Geleriç Mahallesi'nin o Kuş Cenneti dediğimiz bölümünde, yani Galeriç ormanlarının bitip de işte bugün beton yolun yapımına, asfaltın bitip betona başlandığı, yani önünde ağaç kalmayıp göllerin bir tarafta kalıp bir tarafta da sazlıkların ve denizin bulunduğu habitat alanlardaki yazlıklar yıkım kararı var. Daha doğrusu müsaadere kararı var. Şimdi bu olayı saptırmaya gerek yok. Müsaadere kararı şudur. Burası ormanındır. Tabiat varlıklarını korumak, avlanma sahası orası. Orman lehine burayı terk edin dedi mahkeme 2004'te. O günden beri de yıkılmadı. Şimdi iddiaları şu. Burada yıkım kararı yok. Büyükşehir Belediyesi buna karışamaz. Orman yıksın. Orman işte bakanlığı yıksın falan. Orman Bakanlığı da müracaat ettiler. Ama yalnız burada şu var. Yaptığınız binayı yaptığınız yerde imar yok. Bazı yerler birinci derece, bazı yerler üçüncü derece sit alanı. Tabiat varlıklarını koruma alanına giriyor. Yani kültür ve tabiat varlığı orası. Avlanma sahası ayrıca bir ayrıcalığı var. Bina yapamazsın. Kuşları falan rahatsız etmemen için. Evet. 1981'de imzalanan İran'ın Ramsar kentindeki Ramsar Antlaşması'na göre Galeriç ormanları da bir bölümü de o sazlıklarda kalıyor ama oralar eskiden ormandı. Oradaki bir bölümü de kapsıyor. Oralar da koruma alanında. Yapı yapamazsın. Bırak şey, en azından mahkemenin müsaadere terk edin dediği mahkeme sonuçlanmış. Terk edin burayı kardeşim dedi, içini boşaltın dedi. Boşalttan sonra yıkan çıkar. Ne kadar böyle evi var yapılmış? 151 tanesinin hakkında müsaadere kararı var. Sonradan bu dediğim 2004'ten sonra da oralarda bir 23 tane daha yapıldı. 184 tane olmuşlar şimdi. Şimdi bundan yaklaşık 2-3 ay önce Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız o bölgeden Kuş Cenneti'ne doğru giderken yapacakları yolun, işte yarın orası hakikaten Büyükşehir Belediye Başkanımızın o konuda ciddi düşünceleri var. Ciddi olarak orası hem 19 Mayıs hem Samsun'a ciddi bir ivme kazandıracak turizm anlamında. Burayı gezerken özellikle o yol boyundakilerin resimlerini çektirdi yanındaki bürokrat arkadaşlara. Bize yazı gönderdi. Dedi ki bunları yıkın kardeşim.
gönül kirliliği yapıyor. Ben buraya bu kadar yatırım yapıyorum. Haklı. Ancak biz dedik ki biz bunları yıkamayız. Çünkü bizim ara bir tane ekskavatörümüz var. Biz bunu 184 tane binayı 2 senede hep oraya bağlasak iş makinalarımızı bir araştırma yapamayız. Ben dedim yıkamam. Siz Büyükşehir Belediyesi'siniz. Siz bize hiçbir şey sormadan bunu yapabilirsiniz. En ufak bir sıkıntı yok bu konuda. Yetki olarak bir sıkıntı yok. Ve yıkmadık biz. Bize yazı gönderdiler. Bir ay önce dediler ki kardeşim tebligat yapma görevi bunlara, yani boşaltın tebligatını yapma görevi hukuken sizin ilçe belediyesinin, sen tebligatını yap. Bize görüntüler onlar çektiresinler gönderdiler. Biz de gittik jandarmaya dedik ki şu evleri bir bakın, tespit edin kimindir, adresi kimdir, yani onlar orada oturmuyor çünkü. Tespit edebildiklerinde işte 13 tane falan var bize tebligat. Yani biz aldık tebligatı deyip de bize alındığıyla birlikte gelen 13 tanesini üst yazıyla birlikte Büyükşehir'e gönderdik. Büyükşehir'de 30'unda bugün itibariyle doluyordu süreleri, boşaldı. Bugün yıkımına başlamış. Yalnız tabii ki 184 tane binanın içerisinde bazıları baraka tipli. Yani tekerlekli, işte böyle harabe şeklinde, işte gidiyorlar, balık avlıyorlar, orada oturuyorlar, yiyorlar 5-6 arkadaş. Şimdi buradaki 3-5 tanesi Yörükler halkından olabilir. Ancak tamamına yakını hiç Yörüklerle alakası yok. Dolayısıyla yani şöyle bir algı yaratılmaya çalışılmasın. Ya bugün onları yıkan yarın Yörüklerin tamamını yıkar falan. Böyle bir şey yok. Sadece o kısmı. Yörükler şimdi halkının kılına hiç kimse zarar veremez. Onun teminatı da benim. Peki başkan. Bu önemli bir konuydu. Çok ciddi sorular geldi çünkü bununla ilgili. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Zahiran vaktinin sonuna geldik. Son bir cümleyle vatandaşlara vermek istediğiniz mesaj var, sonunu da alalım. Arkasından kısa bir ara vereceğiz. Kavak Belediye Başkanı konuğumuz olacak çünkü. Ben öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Haberaks televizyonuna, kanalına, Haber Medya'ya, medya grubuna teşekkür ediyorum. Adnan Bey'e teşekkür ediyorum, Ahmetşan Hoca'ya teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten hem fiziksel olarak hem de ekip olarak iyi bir ekip kurmuşlar. Bunlar 19 Mayıs'ta bizim kardeşlerimiz, biliyorsunuz. Onun için de ayrıca gurur duyuyoruz. Yani Samsunlu olmalarının haricinde bir de 19 Mayıs'lar böyle bir grubu yarattıkları için de kendilerine teşekkür ediyorum. Ben vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu arada bugün ve bundan önce olmuş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz onların sayesinde, şehit ve gazilerimizin, güvenlik güçlerimizin sayesinde biz bugün burada haber yapabiliyoruz. Kendimizi ifade edebiliyoruz. Ama o acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Yani gerçekten yarın bizim çocuklarımız şehit olabilir. Kime ne kader yazıldı bu belli değil. Dolayısıyla her birimizin evladı diğerimiz için önemlidir. Birlik beraberlik bizim için önemli. Ben önce 19 Mayıs'ta isim 19 Mayıs. 19 Mayıs Kurtuluş Savaşımızın başlangıç günü. 19 Mayıs 1919. Bizim ismimiz önemlidir. Dolayısıyla 19 Mayıs'ın halkı da özeldir ve önemlidir. 19 Mayıs inşallah bu seçimde bugüne kadar sadece 2002 seçimlerinde AK Parti 19 Mayıs'ın genelinde almış olduğu %58 oyla Samsun birincisi olmuştu. Ondan sonraki süreçte 2007'de ilçe başkanıydım. 2011'de belediye başkanıydım. Oylarımızı %74'lere kadar çıkarmamıza rağmen maalesef 3. ve 4. olmuştuk. Yerel seçimlerde %58'de tekrar 3. olduk. Ancak 1 Kasım'da 7 Haziran'da da yine %67 ile 3. olduk. Ancak 1 Kasım'da bütün hemşerilerimden ne olur birlik olalım, beraber olalım. Herkesin bir tuğlası olsun. 19 Mayıs'tan Samsun, 19 Mayıs seyri Samsun'un 19 Mayıs ilçesinden bir birincilikle, hatta Türkiye birinciliğiyle bu ülkemizi bölmek isteyenlere bir mesaj verelim ve kurulacak olan AK Parti iktidarında da, hükümetinde de en büyük katkı bizim olsun diyorum. Hepsine iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. 1 Kasım sonrası oturup yeniden İnşallah. Nasıl bir tabloyla karşılaştık onları da konuşacağız. Başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Değerli izleyiciler, kısa bir ara vereceğiz. Ardından İbrahim Sarıcıoğlu, Kavak Belediye Başkanı konuğumuz olacak. Bizden ayrılmayın efendim. Bir saat ne zaman geçti ya?